Sosyal mukavelerler konulmuştur. Birisi diyor ki ben Irak kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyinde Türk Mehmetçiği var. Ben onu orada istemiyorum. Açık. Bu mukavele önümüze konulmuştur. Birisi diyor ki 15 Temmuz'da FETÖ darbe yaptı. Ben FETÖ diye bir şey kabul etmiyorum. Bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından söylediği nerede bir FETÖ terör örgütü varsa üyesi ben dedim üye olacağım diyor. Yani bunun herhangi bir şekilde kabulünü yanından bile geçmiyor. Allah'ınızı seversiniz. Bir erkekle erkeğin, bir kadınla kadının evlendiği bir Türkiye'yi kendilerine hayal olarak kurup size sosyal mukavele imzalattıranlara bu millet bir şey söylemeyecek mi? Ben İçişleri Bakanı olduğum zaman Beşiktaş Belediyesi'nde 3. ayında Allah Allah dedim. Bir bakın bakalım arkadaşlar neyin nesidir? Evet hakikaten asıldı. Hani belki Photoshop olur, fotomontaj olur. Belki başka bir şey olur. Kaymakamı aradım. Yarım saat baktı var. Yarım saat indirdi. İndirmedi. Polisi göndereceğim, onları yukarıdan aşağıya gittireceğim. Biz böyle bir zilleti, böyle bir ahlaksızlığı, böyle bir ahlaksızlığın yaygınlaşmasını bizim ülkemizde kabul edemeyiz kardeşim. Böyle bir şey söyleyeyim. Kıymetli hemşehrilerim, İspanya'da ETA diye bir terör örgütü vardı. Batasuna Partisi, Harry Batasuna Partisi kapatıldı. Neden biliyor musunuz? Sadece terörü kınamadığından dolayı kapatıldı. Bunu Avrupa yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler. Dediler ki, bu haksız bir kapatma. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, terör örgütüne direkt olarak destek verdiği görülmese de terörün yanında zımnen durduğu anlaşıldığından dolayı kapatılması doğrudur. Şimdi Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'yi yani terör örgütünün partisini kapatamadı biliyor musunuz? Ama Diyarbakır annelerin terör örgütünün partisini seçime sokmadı. O kadar basit. O kadar açıklamadı. Bak tekrar söylüyorum. Anayasa Mahkemesi kapatamam. İhtiyaç bile yok artık zaten. Anayasa Mahkemesi'nin kapatması. Ama Diyarbakır anneleri verdiği mücadeleyle beraber onları o kadar yüzsüz bir hale getirdi ki seçime girmekten korktular. Seçime girmekten endişe ettiler. Ve netice itibariyle yerine yine maskeli kendi maskelerini takan bir siyasi partiyi yine geçen gün bir terör örgütü Kandil'de fotoğraf çekeni milletvekili adayı yapan bir başka partiyi seçime soktu. Türkiye en büyük ödemeyi dışarıya enerji üzerinden yapmıyor mu? Şimdi Sakarya gaz sahası bizim neyimizi kapatacak? Cari açığımızı kapatacak. Peki terörü bitirdiğimiz için Gabar'da çıkan petrol bizim neyimizi kapatacak? Cari açığımızı kapatacak. Peki şimdi Mersin nükleer santralinde gezi olaylarına hayır dediler mi? Bakın bunların hepsi 104 yıl önceki aklın ürünüdür. Tekrar söylüyorum. 104 yıl önce bu ülkeyi Manda ve Himalaya'ya, Amerika'ya teslim etmek isteyenler, biz kurtuluş mücadelemizi bunlarsız yapamayız diyenlerin bugünkü tezahürleridir. Onların verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan'a uzatmışlar. Tayyip Erdoğan da o pusulayı yırtıp çöpe atmıştır Allah'ın izniyle. Yırtmışlar. Efendim Sayın Bakanımıza konuşmalarından ve programımızı teşekkür ederim.